örnek değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Fatih Bey, aslında bu geldiğimiz nokta ve işte AK Parti'nin en son Diyanet İşleri Başkanı'nı sahaya sürmesi aslında içinde bulunduğumuz rejimin tipik özelliklerinden birisi. Yani daha doğrusu sonucu, bunun sonucu. Biliyorsunuz bu işte tek başına, tek kişilik bir yönetim ya da aşırı kişiselleşmiş bir başkanlık sisteminin, Ersin Hoca'nın tabiriyle yeni patrimonyal sultanizmin temel özelliklerinden birisi bir ödül ve ceza mekanizmasına dayanmasıdır. Yani ödül mekanizması derken yandaş olanlar, taraftar olanlar, itiraz etmeyenler ve rıza gösterenlere bir ödül. Bu zaman zaman maddi ödüller, zaman zaman onlar için ayrı bir adaletin tesis edilmesi, suçtan işte bir şekilde suçlar karşısında cezasızlığın sunulması gibi kademelendirilmiş bir ödül sistemi. Bunun dışında kalan itiraz eden vatandaşlara da sürekli olarak bir ceza mekanizmasının uygulandığı bir yapı bu. Şimdi bu tür bir rejim insanların somut problemlerini çözemeyecek bir hale geldiğinde, yani artık dağıtacak ödüller sınırlandığında, işte kaynaklar tükenmeye başladığında, bu somut sorunlara çözüm üretmek ve bunları bir şekilde ortadan kaldırmak yerine meseleyi değerler ve ahlaki tartışmalar üzerine yığarak, işte burada insanların değerleri, inançları, kimlikleri üzerinden yeni bir kutuplaştırma, yeni bir ayrıştırma siyaseti güderler. Şimdi şeye bakıyorsunuz, işte bütün kamuoyu araştırmaları bize şunu gösteriyor. Toplumun işte son 5-6 yıldan beri bir krizden bir başka krize sürekli yuvarlanan, işte kutuplaşmadan, öfkeli dilden ve sürekli belirsiz bir düşmana karşı teyakkuz halinde tutulmaktan yorulmuş olan toplumun işte mevcut iktidarı oluşturan partilerden giderek uzaklaştığını ve işte her olan daha doğrusu normal bir seçim söz konusu olduğunda bu partilerin ikisinin de parlamentoda çoğunluğu sağlamaktan uzak bir sonuç alacaklarını, Erdoğan'ın her girdiği seçimi kazanmakla övülen ve böyle bir becerisi olan Erdoğan'ın da pek kazanamayacak bir sonuçla yüz yüze olduğunu bize araştırmalar gösteriyor. Yine tüm araştırmalar toplumun çoğunluğunun artık bir normalleşme istediğini de söylüyor. Bununla ancak siyasetçilerin 24 saat toplumu kendi kafalarındaki hayale ve uygun bir şekle şemale sokma çabalarına son vermesiyle mümkün olacağını bildiğini de gösteriyor. Şimdi hal böyle olunca işte büyüyen ekonomik problemler, artan işsizlik, artan yoksulluk, işte dış politikada artık şey, yani duvara vuran bir Türkiye ve o şeyden hızlı geri dönüşler, bütün bunları gözlerden saklayacak toplumu yeniden işte değerler, işte inançlar üzerinde bir kutuplaşmaya, bir düşmanlaştırmaya doğru itecek bir yeni bir şey, propaganda aracı yürürlüğe kondu. Şimdi Merzifon'daki olay da bunun, bu ortamın sonuçlarından bir tanesi. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı kendiliğinden işte durumdan vazife çıkarıp meydanlara çıkmadı. Diyanet İşleri Başkanı işte o yargı tayın şeyinde, kuruluş şeyinde, yıl dönümünde o duayı yaparken muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın arzusu üzerine orada o duayı yaptı. Yani burada şu mesaj veriliyor. İşte biz olmazsak
Çünkü ileride bunu söyleyecekler. Biz olmazsak, biz zayıflarsak, biz gidersek, evet tamam biz sizin bazı sorunlarınızı, problemlerinizi bugün halledemiyoruz, çözemiyoruz. İşte kaynaklarımız buna el vermiyor, maddi imkanlarımız buna el vermiyor. İşte ona da geçmişte bir takım bahaneler buluyorlardı biliyorsunuz. Dış güçler diyorlardı, o diyorlardı, bu diyorlardı. Bütün bunların toplumda bir karşılığı olmadığını görünce, şimdi şunu söyleyecekler. Diyecekler ki biz gidersek, dersek tamam bir takım şeyleri çözemedik ama sizin kazanımlarınız bütünüyle elden gidecek. Nedir bu kazanımlarınız? İşte inancınız. İnancınızın gereğini işte istediğiniz gibi yerine getiremeyeceksiniz. Bu nedenle aslında kendilerinin de hiç inanmadığı, hiçbir şekilde şey yapmadıkları yani eni konu düşünmedikleri şimdi deseniz ki bunlara kalkın hadi tamam buyurun bir İslam devleti kurun deseniz neyi nasıl kuracaklarını dahi emin olun düşünmemişlerdir. Yani çünkü böyle bir model yok, böyle bunu bir örnek yok. Bile, o nedenle yani toplumun en hassas şeyinden, damarlarından yakalamak ve burada yeniden bir kutuplaştırma. Bu İçinde bulunulan krizin, çözemedikleri krizin siyaseti başka bir alana yığma sürecinin bir sonucudur. Burada tabii muhalefete düşen en önemli görev topluma laikliğin neden önemli olduğunu anlatmaktır. Laiklik inanmayanlar değil, tüm aslında daha çok da inananlar için son derece önemlidir. Şimdi Sayın Naz, bir şey sormak istiyorum Fatih burada. Bey, İzin verirseniz pardon, bir şey sormak istiyorum. Güzel anlatıyorsunuz ama şimdi sonraki adım ne? Bugün şimdi muhalefet partileri ya biz AKP'nin açtığı bu tuzağa düşmeyelim. Tamam, düşmesin kimse bu tuzağa ama bir sonraki adım ne? Bugün eğer Taliban modeli ki arkadaşlar o Taliban'a destek veren kadınların yürüyüşü vardı. Onu getirin, çok benziyor o ikisinin de giysileri örtüp. İktidarın tam da yapmak istediği şey bu. Türkiye'yi yeniden endişeli modernler, endişeli laikler, endişeli muhafazakarlar tartışmasına kilitlemek ve toplumu burada ayrıştırmak. Bunu yaparsak eğer biz bu bölünmenin bir parçası olursak burada adım adım Türkiye'nin nasıl otoriterleştiğini gözlerden saklama imkanı ortaya çıkar. Şimdi bunu gözden kaçırırız. Şimdi eğer bir ülke adım adım otoriterleşiyorsa, otoriterleşen rejimlerin hepsinde size bir yaşam biçimi dayatırlar. Size o yaşam biçimini işte yeniden insan yaratmak diye eğitimden alıp götürürler. İşte kadınlar üzerinden kendi ahlaklarını ve kendi yaşama şeyini, tarzlarını size o elbiseyi giydirmeye çalışırlar. Şimdi bütün bunların karşısına çıkabilmek için birkaç şeyi aynı anda yapmak zorundayız. Bunlardan bir tanesi iktidarın yeniden bizi o 2000'li yılların başındaki o endişeli şeyler, işte kaygılı, endişeli modernler, endişeli işte laikler, endişeli muhafazakarlar şeyine sıkıştırmasına izin vermemek zorundayız. İkincisi laikliğin aslında inananlar için ne kadar önemli olduğunu anlatmak durumundayız ki laiklik yani bakın Türkiye'de bir dolu cemaat var ve bu cemaatlerin önemli bir kısmı aktif. Yani işte kimisi İçişleri Bakanlığı'nda, kimisi bilmem ne de. Düşünebiliyor musunuz devleti bu cemaatlerden birinin ele geçirdiğini ve bütün diğer cemaatlere hepsinin kafasını keserler. Bakın Taliban'dan örnek verdiniz. El-Kaide'ye göre Taliban aslında kafir. Şeye IŞİD'e göre El-Kaide kafir. Yani şimdi karşınızda böyle bir anlayış, böyle bir zihniyet var. Şimdi burada yapılması gereken şey şu. Bunu şu ana kadar muhalefet gayet de iyi becerdi. Yani iktidarın bu gerginleştirme ve toplumu yeniden değerler üzerinde ayrıştırma tuzağına düşmeden yeniden halkın
özne olduğu, halkın sorunlarını, halkın sorunlarının nasıl çözülebileceğini ortaya koyan o somut politikaları tutunarak ve bunu sürekli olarak tekrarlayarak, evet. Ki bu şundan son derece önemli. Çünkü siz bu sorunları ve bunların çözümünü konuşuyorsanız teknik bir bilgiyle hareket ediyorsunuz demektir. Bilgiye dayanıyorsunuz demektir. Ve yansız, tarafsız bir uzmanlığı konuşturuyorsunuz demektir. Bunu topluma çok daha net bir şekilde anlatması lazım muhalefetin ve o müzakere sürecini kendi aralarındaki işte Saadet Partisi'den DEVA'ya, işte İYİ Parti'den Halkların Demokratik Partisi'ne kadar müzakere masasını sürekli olarak açık tutması lazım. Çünkü o müzakere süreci bizim bu tür sorunların üstesinden gelebilmemiz ve bizim Türkiye'nin laik cumhuriyetini yeniden restore edebilmemiz açısından son derece hayati. Yani bakın bugün işte mevcut anayasanın sadece ikinci maddesi değil, bir dolu yerinde laiklik vurgusu vardır. Yani işte laikliği fiili olarak ortadan kaldırmaya uğraşıyorlar. Bütün çabaları bu. Evet. Buradan kendilerine bir yarar sağlayacaklarını umuyorlar. Ama bu yarar bütünüyle muhalefetin alacağı tutuma bağlı olarak gelişecek. Ben şu ana kadar muhalefetin hem bunu olağanlaştırmama konusunda sürekli gündemde tutma ve laikliği anlatma konusunda hem de bunun üzerinden bütün siyasetini bunun üzerine yığmama konusunda önemli bir şeyi tutturduğunu düşünüyorum. Yani AK Parti'nin bundan sonra bu konuyu daha fazla kaşıyacağını, çok yani yazık, hakikaten üzülüyorum Bahçeli'nin yaklaşımlarına, şeyine, geçmişte işte o söyledikleri falan zaman zaman sosyal medyaya düşüyor. O günlerden bugünlere o çok uzun bir yolculuk. Haklısınız. Değişimini üzülerek izliyorum. Ama bundan sonra önümüze çok getirecekler. Sadece bunu kullanmayacaklar bakın. Milliyetçiliği daha da çok kullanacaklar. Vatanseverliği daha çok kullanacaklar. Ama en fazla da değerleri kullanacaklar. Bakın dikkat edin. Son bir şey söyleyeyim. Diyanet İşleri Başkanı. Son cümlenizi alabilir miyim? Sadece. Buyurun. Sadece Diyanet İşleri Başkanı şeyde işte yargın mensuplarının bulunduğu yerde dua etmekle kalmıyor. Aslında yoksullara nasıl yaşamaları gerektiği konusunda ve yoksulluklarını nasıl işte büyük bir şeyle kucaklamaları konusunda da bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Yani buradan da çıkan şey şu, sorunları çözemedikçe başka meseleler üzerinden toplumu yeniden kutuplaştırma ve ellerinde tuttuklarını yeni kitle kazanamayacaklar ama ellerinde var olduğunu düşündükleri seçmen kitlesini de bu değerler üzerinden elde tutma çabaları diye düşünüyorum. Peki Sayın Nas, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok önemli değerlendirmeler yaptınız. Peki nasıl çözeceğiz? Mesela bugün Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması var. Diyor ki AK Parti iktidarının bu tür eylemlerinden bahsediyor. Yanlışlıklarına duyulan